Dinleyin, herkes dinlesin. Bütün şirinler kasaba meydanında Şirin Baba'nın Nisan 1 şirini duyurusu için toplanacaklar. Hey! Hey! Hasan! Nisan 1 şirinin günü, yılın en iğrenç günüdür bu. Bütün şirinler bana şaka yapar ama bu yıl hiçbir şirin beni Nisan 1 şirini yapamayacak. Bundan nefret ediyorum. Aa, işte toplantı başladı bile. Ve... Eminim şakacı şirin, gözlüklü şirinle Nisan 1 yapma günü çalışmalarına başlamıştır. Gözlüklü şirin altını bilmek için sabah çok erken kalkmalısın şakacı şirin. Ve hainliklerin kokusunu alan koca bir burnum var benim. Nisan 1 şirini, Nisan 1 şirini. Evet, bu kesinlikle son derece komikti şakacı şirin. Hadi gözlüklü şirin, Şirin Baba Nisan 1 şirini duyurusu yapacak. Aa, bu çok uzun bir gün olacak anlaşılan. Evet küçük şirinlerim, bugün Nisan 1 şirini günü. Yılda bir defa olan bugün de bütün şirinler diğer şirinlere küçük zararsız şakalar yapmakta özgürdür. Dikkat edin, arkanızda bir canavar var. Nisan 1 şirinleri. Şimdi, bütün şirinlerin bildiği gibi Nisan 1 günü bize hayatı çok fazla ciddiye almamamızı hatırlatmak için yaratılmıştır. Görevi bilmemize gülmenin önemini hatırlatmaktır. Aa, tabii Şirin Baba için söylemesi kolay. Bütün Nisan 1'lerde neler çektiğimi nereden bilecek ki o? Eziyeti çeken benim. Şimdi şirin şakalar yapmaya bakın ama her şeyden önce çok uyanık olun. Hadi gidelim. Uyanık mı olsunlar? Eğer basit tuzaklara düşmeyecek olursan uyanık olmana gerek yok. Gözlüklü Şirin, bana bugün Nisan 1 şakası falan yapmayacaksın değil mi? He, söylesene. Tabii yapmayacağım. Bütün bu şakalar benim için fazlasıyla bayağı. Benim için de. Bugünü çalışarak geçirecektim. Yabani şirin çileği toplayarak ama çilek kovamın kapağını açamıyorum işte. Aa, sen bana bırak şirini. Aa, bu biraz sıkışmış. Aa! Nisan 1 şakası. Çilek toplamaya gitmeden önce en az bir şirine daha Nisan 1 şakası yapmam gerekiyor. Bu gerçekten çok komikti şirine. Nisan 1 şakası, ne kadar aptalca bir fikir bu derim. Bazen Şirin Baba'nın kararlarını gereksiz buluyorum. Hey gözlüklü Şirin, neden somurtuyorsun? Bugün Nisan 1 şakası günü. Sorun da bu ya. Bütün şiriler bugünü bana şaka yaparak geçiriyor. Şirin Baba'nın dediği gibi bu konuda uyanık olacaksın. Neşelen biraz. Bir şirinin çilekli gözlemeye bakalım. Hadi bakalım. Hey, çok sağ ol. Nisan 1 şakası. Nisan 1 şakası. Nisan 1 şakası. Tahmin etmeliydim. Sen de güvenilmezsin. Neyin var gözlüklü Şirin? Kendine gülmez misin sen? Bütün şirinler yapıyor bunu. İşte başardım Azman, işte başardım. Sonunda o iğrenç küçük şirinleri doğrudan avuçlarıma getirecek harika bir yol buldum. Evet, harika. Oluyor Azman, işte oluyor. O küçük mavi böğürtlen suratlar bana dayanamayacaklar. Meyvelerimi toplamaya çalıştıklarında ben bekliyor olacağım, hem de pusuda. Ne kadar da acı onlar için. La 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 la. Oh tanrım, bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük yabani şirin çileği ağacı galiba. Hadi aptal şirin. Bu eski şirin çileği numarasına düşmemi beklemiyorsun, öyle değil mi? Lisa bir gününde herkesin çocukluğu ortaya çıkıyor. En iyisi günün kalanını ormanda geçirmek. Böylece şirinlerin küçük şakalarına maruz kalmam. Somurtkan Şirin, merhaba. Merhabadan nefret ederim. Hoşçakaldan daha çok nefret ederim. Ama yine de merhabayı sevmem. En azından bütün şirinler sana şaka yapmıyor. Bütün bu şakalar artık çok canımı sıkıyor. Nisan bir gününden nefret ediyorum. Ben de. Beni anlayacağını biliyordum.
Adışına bugünü daha yararlı bir şekilde geçirebileceğiz. Mesela Şirin de yabani şirin çileği toplamaya gitmişti. Yabani şirin çileği seversin, öyle değil mi? Çileksiz olmaktan nefret ederim. Biliyor musun, bu arasında gördüğüm en şirin yabani şirin çileği ağacı. Ne diyorsun, bu ilginç konuşmayı bir süre erteleyip yemek için ara versek ha? Güzelmiş. Yakal adam. Şimdi şatomdaki sevgili arkadaşınız Şirine'ye katılmanızın zamanı geldi. Meryemel! İmdat! İmdat! Yardım çağırmak için bağırmaktan nefret. Hey, ressam Şirin, ne yapıyorsun? Sence ne yapıyora benziyorum? Yeni bir sanat şaheseri daha yaratıyorum tabii ki. Yeni bir sanat şaheseri mi? Bak gördün mü, bana hata yaptırdın aptal. Özür dilerim. Ne oluyor burada, yine aynı hatayı yaptım. Yeni bir sanat şaheseri mi? Anlamıyorsun Monami, hatalar yapıyorum, hatalar, cordon bleu. Burada bir şeyler oluyor, oh no. Bilmiyorum, bana her şey şirin geliyor. Yo, anlamıyorsun, şu ağaç bir şey yapıyor. Je m'appelle. La 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 la. Ben de şarkına katılabilir miyim Ayşe Şirin, lütfen? Keşke katılmasaydın. Çalmama hiç izin vermiyorsunuz. Aslında müzisyen Şirin, seni dinlemek için sabırsızlanıyorum. Tabii şakacı Şirin. Yağlama samurum! Hislerim bana havada şirin olmayan bir şeyler var diyor. Nisan bir şakası. Bu hayatımda yaptığım en komik şeylerden biri de Şirin Baba. Bu gerçekten çok komikti. Benim komik küçük şirinlerim, şansınız var ki bugün 1 Nisan şirini günü. Özür dilerim Şirin Baba. Kaybolduğunu sandım. Birkaç şirini aramama yardım edecek gönüllü şirinler arıyordum. Şirinler mi? Kayıp mı? Bahse varım, bize 1 Nisan şakası yapıyorlardır Şirin Baba. Üzgün olmaktansa yorgun olmayı tercih ederim. Hadi şirinler. Aman tanrım, buradan asla çıkamayacağız. Daha kötüsü Gargamel'in o kamuflajı biri onları uyarana kadar Şirin'in aldatmaya devam edecek. Oh, ne kadar bereketli bir gün. Yakında hepsi yapraklı avuçlarımda olacak. Burada garip bir durum var. Ressam Şirin'in tablosunda bir çilek ağacı var ama burada hiçbir yerde öyle bir şey yok. Sence ressam o ağacı uydurdu mu yani? Bence o ağaç Gargamel'in hayal gücünden gelmiş olabilir. Gargamel mi? Şirin Baba, çabuk gel. Bu Şirin'in çilek kovası. Evet, anlaşıldı. Ağaççı Şirin, sen ve müzisyen Şirin gidip Gargamel'in şatosuna bir göz atın. Bu arada şakacı Şirin ve ben Leyli'yi alıp havadan bakacağız. Hey bak, bir yabani çilek ağacı. Hadi içine saklanalım. Çok lezzetli. Teşekkür ederim. Hiçbir yerde görünmüyorlar. Bu bir başarı. Tartışılmaz bir başarı kazandım. Hayatım boyunca en güzel hayallerimi gerçekleştirmenin bir yolunu aradım. Hayalim bütün şirinleri yakalamaktı, küçük çığlıklarını dinlemekti. Sonunda hayallerimin gerçekleştiğini gördüm. Hiçbiri bana karşı koyamadı. Sonunda bir yolunu buldum ve bu yolu da ben yarattım. Ben ne kadar da büyüğüm. İşimiz bitti. Mezami Blue Gargamel kazandı. Biz de gark olduk. Daha kötüsü olabilir. Şarkı söylemeye başladılar. Ben kötüyüm. Çok kötüyüm. Sonunda bir şirin çayı demleyeceğim. Çünkü kötüyüm. Çok kötüyüm. Dünyada benim kadar kötü bir büyücü yoktur. Ben de bundan korkuyordum. Anlaşılan aşçı ve müzisyen şirinleri de yakalamış. Ne yapacağız Şirin Baba? Önce daha yakından bakacağız. Leylek! Ben kötüyüm. Çok çok kötüyüm. Buna inanmak çok güç. Gargamel'in şirinciliği ağacı olması mı? Hayır, birinin bu kadar kötü şarkı söyleyebileceğini. Şansımız var gibi planım var. Leylek, çatıya uç. Yo Azman. Yemek arasında atıştırmak iyi değildir, iştahını mahvedeceksin.
Şakacı Şirin, yaşlı Gargamel'e küçük bir Nisan bir şakası yapacağız şimdi. Şimdiden hoşuma gitti. Şimdi, umarım doğru kuş sesini çıkarabilirim. Ha, evet, evet. Evet, işte geldiler. Evet, şimdi gösteri sırası küçük konuklarımda. Hanginiz asıl yemek olmak istiyor? Peki hanginiz tatlı olacak? Ha, ne oluyor? Ay. Yabani çilek, yabani çilek. Onlar da çilekleri en az benim kadar seviyorlar. Ya durun, yapmayın durun. Ay. Yaşasın. Gargamel nasıl görünüyor merak ediyorum. Bir göz atalım, şakacı Şirin dürbünümü ver. İşte buyur Şirin baba. Gargamel'in keyfi şu anda yerinde. Evet, bu gerçekten çok güzel bir 1 Nisan oldu. Evet, kesinlikle öyle. Ve inanın ben bugünün bitmesini dört gözle bekliyorum. Evet, Nisan bir gününü koca bir yıl daha kafamıza takmayacağız artık Şirinlerim. Koca bir yıl.